İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mezarların üstüne su serpelim diye ibrik koydurmuş. Ne düşünüyorsunuz? Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek adam. Şu ibrikler AKP'nin yaptığı bu şehir hastanelerinden daha değerli. Evet. Başarılı. Ekrem Bey bazen çok başarılı zaten. Elinin değdiği her yer tertemiz, çok güzel oluyor. Ya biz bunları biliyoruz. Eski skolastikler şimdi gelmiş Kemalist takılıyor abicim. Hoş değil böyle şeyler. İbrik lan konu. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. İmamoğlu ne yapmış? Sanki. Aa, ibrik yapmış. Görmüyor musun? Aa, ibrik yapmış. Güzel bir şey yapmış amca. Demedim ki. Çok iyi yapmış, çok iyi yapmış. Sen Kemalistsin güya değil mi abi? Ne? Kemalistsin abim sen değil mi? Yok, Kemalist değilim. Abim soyadı İmamoğlu olmasa bir kişi oy vermez o adama. Bana hava yapmayın yani. Hoş değil. Zaten soyadının İmamoğlu olduğunu, olmadığını söyleyenler de var. Değil zaten. Değil, ben biliyorum. Şey, abi ya. Söyle. Zaten hep bina yapıyor, başka bir şey yapmıyor ki Erdoğan. Bina yapıyor yani. Onu demeye çalışıyorum. Her gün bina dikiyor. Ya birader. Yeşil alan bırakmadılar ya, biz onu diyoruz yani. Millet millet bahçesinde. Zaten şunu da söyleyeyim. Ya. Millet bahçelerini AK Parti değil, Christoph Kolomb muydu? Galileo ile birlikte gezerken aynen yapıyorlar değil mi? Aynen öyle. Evet. Ya Galileo dediğin adam en büyük Kemalist zaten. En büyük Kemalist. Atmadım ki. Ya biz bunları biliyoruz. Eski skolastikler şimdi gelmiş Kemalist takılıyor abicim. Hoş değil böyle şeyler. Sanki ben bir şey demedim ki. İbrik lan konu. İbrik oğlum konu. Valla. Öyle bir şey dedin ki. İbrik de önemsiz şey değil abim şimdi. Değil mi? İyi olmuş mu? Olmuş olmuş. Peki AK Parti'nin sence bu CHP'nin yaptığı bu ibrik mi daha değerli? Bu şehir hastanesi mi? Hangisi? Abicim ibrik ya. İbrik mi? İbrik tabii ki de abi. Bu kadar yeşil düşman olmayın ya. Ha, ibrikleri yeşil yapmışlar. Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsin? AK Parti abi. Sen? Ben mi? Vallahi HDP'ye verdim. HDP'ye verdim. Aynen. Ben ikinizi de çözemedim. Yo, bence sen CHP'ye ver aynı şeyi zaten. HDP'ye vermiş sayılırsın. Yani ikisi zaten CHP'ye vermiş. İkisi kardeş. He, aynen öyle. Niye HDP? Evet, onu soralım. Ahmet Atla. Ben Kürt'üm abi, ben kendi partime veririm. İyi de Güneydoğu'dan, Doğu'dan en çok oyu AK Parti alıyor. Yo, AK Parti. Ya AK Parti değil, şimdi ben Kürt'üm, Kürt partiye veririm yani. Ben kendi HDP Kürt partisi mi? Tabii. Peki o zaman neden HDP'nin içerisindeki yöneticilerin %80'i Kürt değil? Yo, olabilir yani. Kürt olmayan da var, Kürt olan da var. Hepsi Yunan abi, hepsi Yunan. Ben biliyorum onları. Hepsi Yunan abi. Olan da var. Var yani, yalan. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek adam. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ibrikleri mezarlıklara koymuş. Vatandaşlar rahatça mezarlarını sulayabilsin diye. Nasıl bir icra? Bence güzel olmuş. Düşünceli bir davranış. Peki AK Parti'nin şehir hastaneleri, millet bahçeleri gerekli miydi? Hayır. Gerekli değildi değil mi? Hayır. Niye gerekli değil? Ben de aynı düşüncedeyim. Benim babam yakın bir zamanda orada vefat etti. Yani Allah rahmet eylesin. Memnun kalmadık. Bu ibrikler daha gerekli. Tabii. Yani mezarlık sonuçta her zaman için. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mezarlıklara mezarlarımızı sulayabilelim diye bu ibriklerden koydurdu. Ne düşünüyorsun? Yani her ne fazla ne yaptıysa Allah razı olsun yani. Şimdi ne, hangisi hangi parti olursa olsun ne yaptıysa Allah razı olsun. Eyvallah. Yani ufak bir şey görünüyor ama belki çok şeye faydası olur. Belki yani. De. Peki AK Parti'nin şehir hastaneleriyle millet bahçeleri gerekli miydi? Şehir hastaneleri valla yani şehir hastanesi büyük olması güzel ama şu anda tam teşkilatlı çalışmıyor. Yani. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mezarlıklara mezarlar sulansın diye ibrik koydurmuş. Ne düşünüyorsunuz? Yani ibrik evet sulama için kullanılan bir alet. Kötü bir şey değil. İyi olmuş diyorsun. Yani iyi olmuştu. Peki AK Parti'nin şehir hastaneleri gerekli miydi? Hayır, kesinlikle gerekli değil. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Şu ibrikler AKP'nin yaptığı bu şehir hastanelerinden daha değerli. Evet. Çok sağ ol. Siz de sağ olun. Hayırlı günler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mezarlıklara mezarların üstüne su serpelim diye ibrik koydurmuş. Ne düşünüyorsunuz? İyi bir fikir yani. Çok iyi yapmış bence. Peki AKP'nin yaptığı bu şehir hastaneleri gerekli miydi? Şehir hastaneleri gerekli değil miydi? Gerekmezdi diye düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mezarlıklara ibrik koymuş. Mezarlarımıza su serpelim diye. Nasıl bir çalışma? İyi yapmış. Çok güzel. Değil mi? Başarılı. Ekrem Bey bazen çok başarılı zaten. Elinin değdiği her yer tertemiz, çok güzel oluyor. İnsanlar getiriyor ya oraya su. Evet. Bizde geleneklerimizde mezarlara su dökme diye bir geleneğimiz var ya. Evet. İyi
yapmış. Allah ondan peki, razı olsun. Peki AKP'nin yaptığı şehir hastaneleriyle millet bahçeleri gerekli miydi? Hayır değil, asla değil. Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Cumhuriyetin iktidarları, hükümetleri, Cumhuriyetin hükümetleri her ilçede hastane yapmışlardır. Ayrıca birkaç ilçenin ortasında da ihtisas hastaneleri ve üniversite hastaneleri yapmışlardır. Şimdi siz bu hastaneleri orta şehrin ilçenin içinden, ilçelerin içinden alıp da uzak köşelere götürdüğünüz zaman doğru bir karar değil bu. Yani İmamoğlu'nun yaptığı o ibrikler AKP'nin bütün icraatlarından daha değerli diyebilirim. Ya şimdi öyle şey yok. Yani şimdi bizim... Niye? Yani sonuçta AKP ne yaptıysa millete yaptırdı. Özellere yaptırmadı. Ne yaptırdı millete? Özellere yaptırdı. Neyi yaptırdı? Özel şirketlere yaptırdı. Özel şirket sence doğru mu? Değil. Milletten para alıyorlar hep. Soyuyorlar milleti. Tamam onu sen de biliyorsun. Bu niye bana iyi bir şey mi bu? Peki ibrikler kaç paraya geldi biliyor musun? Ya ne yapacaksın kaç parası? Plastik şey 10 lira 5 lira. Şehir hastanelerin karşılığı geldiğini ve ödeme garantini biliyor musunuz? Millet bahçelerini biliyor musunuz? Hepsi döviz üzerinden yapılıyor. Hepsi milli kaynağın kaybı demek. Şey raporlarını takip ediyorum. Her gün bir usulsüzlük çıkıyor. Şehir hastanelerinde de çıkıyor. Millet bahçelerinde de çıkıyor. Yollarda da, köprülerde. Sayıştay raporlarını takip eden bir vatandaş ne kadar milli gelir kaybına uğradığımızı görüyor. Hepsi döviz endeksi. Bugün dolar ona gidiyor. Ne gerek var? Biz zaten vergimizi ödüyoruz. Devletin görevi aldığı vergilerle yol, köprü, su getirmektir. Biz vergimizi ödüyoruz. Üzerine borç alıp 25 yıl garantili yollar, köprüler, tüneller yapıyorlar. Bu borç 2050'ye kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ödeyecek. O zaman bizim vergilerimiz nerede? 128 milyar dolar nerede? CHP Bursa Milletvekili 128 Bursa Milletvekili CHP'nin 128 milyar doların Merkez Bankası olduğu Merkez Bankası'nda olduğunu söyledi. Ne düşünüyorsun? Merkez Bankası'nın rezervlerini kontrol ediyoruz. Geri şu an 130 milyar dolar seviyesi. Ama swap borçları var. Geriye kalan -53 milyar borçlu şu anda Merkez Bankası. Swap borçlarını sayarsın. Şimdi sen ben cebimde benim para yok. Sen bana 100 lira veriyorsun. Ben cebime koyuyorum. Ondan sonra da bana diyorsun ki param var mı abla? 100 liram var diyorum. Tamam. Aynı bu. Pekala. Çok teşekkür ederim. Bakalım. Sağ olun. İbriklerde güzel olmuş. Babamın ziyaretine gitmiştim. Vefat etmişti. Hiçbir şey bulamamıştım. Allah rahmet eylesin. Bence güzel bir şey. Çok güzel bir çalışma. Ekrem İmamoğlu'nun eli değdiği her yer tertemiz, çok güzel. Çok sağ olun. Kurbağalı dere gibi. Çok sağ olun. İyi günler. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de bir programımızı daha tamamladık. Mezarlıklara ibrik koyan İbrahim İmamoğlu'nun icraatını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk, cevapları aldık. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Sevgiyle kalın. Hayırlı günleriniz olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mezarların üstüne su serpelim diye ibrik koydurmuş. Ne düşünüyorsunuz? Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek adam. Şu ibrikler AKP'nin yaptığı bu şehir hastanelerinden daha değerli. Evet. Başarılı Ekrem Bey, bazen çok başarılı zaten. Elinin değdiği her yer tertemiz, çok güzel oluyor. İktidarları, hükümetleri, Cumhuriyetin hükümetleri her ilçede hastane yapmışlardır. İmamoğlu'nun yaptığı o ibrikler AKP'nin bütün icraatlarından daha değerli diyebilir miyim? Hayır. Benim babam yakın bir zamanda orada vefat etti. Yani Allah rahmet eylesin. Memnun kalmadık. Ya biz bunları biliyoruz. Eski skolastikler şimdi gelmiş Kemalist takılıyor abicim. Hoş değil böyle şeyler. İbrik lan konu.